YouTube'a girdiniz. Önceden haberdar olduğunuz bir roket fırlatmasını uzay çağında yolculuğun canlı yayınıyla beraber izliyorsunuz. Fırlatma sırasında en dikkatinizi çeken şey ne? Tabii ki roket. Roket gökyüzünde son hız ilerlerken nefesiniz kesiliyor, kalbiniz hızlanıyor. Ama bunun yerine güzelim bir animasyon izleseniz, sizi temin ederim ki asla o hissi alamazsınız. Örneklerini çok yakın zamanda bizzat yaşadık. Peki bize roket fırlatmalarını çekici kılan bu inanılmaz görüntüler nasıl ve hangi koşullarda elde ediliyor? Öncelikle belirtmek gerekir ki bu görüntüler sadece bize hype'lamak için çekilmiyor. Ana amacı rokette bir sorun olursa mühendislerin sorunu kolayca bulmasını sağlamak. Örneğin 2003'teki Kolombiya faciasının sebebi uçuştan sonra tekrar izlenen görüntülerle tespit edildi. Roketlerin videosunu çekmek tabii ki ilk olarak Alman yapımı V2 roketiyle başladı. O zamanlarda mühendislik amaçlarıyla çekilen videolar şu anki gibi çok uzaktan çekilemiyordu. Bu yüzden rampaya çok yakın bir yerden, rampadan 100 metre uzaktan test alanı duvarının dibinden çekim yapmak gerekti. Hatta bir V2 uçuşunda roket havalandıktan sonra yerden 4 metre yukarıda biraz uçtu, ardından yan yan yükselmeye başladı. Fakat bir sorun vardı. Roket kameramana doğru ilerliyordu. Roket yaklaşırken kameraman çekim yapmaya devam etti. Ta ki roket tam tepesine gelene kadar. Ardından roket patladı ve test alanı duvarının 40 metre ötesine düştü. Nazi Almanya'sının çökmesinin ardından V2 roketlerini ABD devraldı ve onları White Sands'te test uçuşuna çıkarmaya başladı. ABD V2 ve V2'den geliştirdiği roketlerin üstüne kamera koymak istese de bu kolay bir konu değildi. Zira kameralar uçuş esnasında oldukça büyük basınç, sürtünme ve ısıya maruz kalıyor. Bu da kameraların çalışmasını engelliyordu. Bu yüzden mühendisler yerden çekim yapmak zorundaydı. Fakat Almanlar gibi yapmak, bu biraz sorunlu bir yol. Bu sorunu çözmek içinse 1946'da Plüton'un kaşifi oldukça zeki bir astronom olan Clyde Tombaugh'u tesise çağırdılar ve ondan yardım istediler. Clyde ve ekibi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir M45 uçak savar silahını alarak ona 12 ve 15 santimlik teleskoplar taktılar. Sistemin adı da Küçük Parlak Gözler'di. Bundan sonra Clyde'in küçük parlak gözleriyle uçuşları görüntülemeye başladılar. Aynı yıl saniyede 4 kare video çekebilen bir kamerayı alüminyum korumasıyla birlikte roketin üstüne koydular ve sonunda uzayı ilk kez görme şansımız olmuştu. Görüntüler inanılmazdı. Her yönde 1200 km öteyi görebiliyorlardı ve tabii ki dünyanın yuvarlak olduğu da bariz bir şekilde görülüyordu. Yıllar içerisinde gelişen roketlere paralel olarak kameralar da gelişti. Apollo zamanında saniyede 500 kare çekebilen kameralar vardı. Bu sistemler öylesine gelişmişti ki Apollo 11 fırlatması için 201 kamera görevdeydi. Ve bu kameraların 119'u mühendisler, kalan 82'si belgeseller içindi. Bu sistemde roket motorlarını çeken kameralardan kule bağlantı bölgelerine kadar görüntü alan kameralara kadar pek çok kamera mevcuttu. Uzaktan görüntülerse hala Clyde Tombaugh'un küçük parlak gözleri tarzıyla çekiliyordu ve artık bunları üreten şirketler türemeye başlamıştı. Daha gelişmiş teleskoplarla yerden çok iyi görüntü alsalar da bu yeterli değildi. Bu yüzden Satürn 5'in ilk fırlatması Apollo 4 ve ayrıca Apollo 6'da rokete bolca kamera konuldu. Hatta Apollo 11 belgesellerinde gördüğümüz o harika görüntülerin çoğu aslında Apollo 4 ve 6'dan görüntülerdir. Mesela yine Apollo 4'ten gördüğümüz bu videoda ikinci aşama üstündeki kameralar aşama ayrılmasını çektikten sonra roketten ayrılıyor, okyanusa paraşütle iniyor ve ekiplerce kurtarıldıktan sonra kullanılıyordu. Ve uzay mekiği dönemine geldik. Yeni özel firmalar devletten kontrat kapmış ve uçak savar teleskoplar daha da geliştirilmişti. Hatta bazıları artık uzaktan bile kontrol edilebiliyorlardı. Ama uçuşlar tek bir uzaktan kamera ile çekilmiyordu. Kennedy Uzay Merkezi ve etrafına onlarca kamera yerleştirildi. Bu kameralardan bazıları kendi içinde farklı türlere de ayrılmıştı. Kısa, orta ve uzun menzilliler gibi. Mesela uçuşun 3. dakikasından sonra alandaki 61 santimlik bir Rotti teleskobu ile görüntüler alınıyordu.
Fırlatma sırasında ise 100'den fazla kamera kullanılıyordu. Bunlar saniyede 400 kare çekerek bize bu inanılmaz görüntüleri gösterdi. Demin Kolombiya faciasının sebebini bu şekilde öğrendiğimizi söylemiştik. Aynısı Challenger'da da yaşandı. Fırlatmadan hemen sonra kameralardan biri katı yakıtlı iticinden siyah bir duman çıktığını gösteriyordu. NASA Kolombiya faciasından sonra fırlatmaları 400 kamerayla izledi ve roketin üstüne de kamera koymaya başladı. Ondan önce roketin üstüne pek kamera koymamışlardı. Günümüzde ise neredeyse her rokette bu roket üstü kameralar bulunuyor ve uçuşun her anında bize canlı bir şekilde görüntü aktarıyor. Yıldan yıla gelişen otonom teknolojiyle birlikte artık kameralar Apollo ve uzay mekiği zamanındaki gibi manuel kontrol edilmiyor, büyük bir oranda otonom çalışıyorlar. Tüm bunlardan bağımsız olarak sadece fırlatmalar değil, uzay araçlarının atmosfere girişi de kaydedilebiliyor. ABD Dragon ve uzay mekiğinin atmosfere girişini yüksek irtifada uçabilen VB-57 uçakları ile kaydediyor. Tüm bu videoda anlattığımız gibi roketin canlı görüntüsünü almak göründüğünden çok daha zor ve mühendislik gerektiren bir konu. Günümüzde her şirket ve ajans onlarca kamera ile fırlatmaları izliyor. Kimilerine bunu veri toplayıp başarısız fırlatmanın sebebini tespit etmek için yaparken kimileri de bu görüntüleri halka açıyor. Ancak bazı şirket ve ajansların neden bize bu görüntüleri göstermediğini soracak olursanız buna cevabımız bilmiyoruz olurdu. Çin gibi katı gizlilik politikası olan ülkeler bile görüntü verirken hali hazırda roketin üstünde 10 kamera olmasına rağmen bize çok az görüntü veren şirketler var. Videomuz boyunca genelde Amerikan roketlerinden bahsettiğimizi fark etmişsinizdir. Halbuki Ruslar da onlar kadar eski. Fakat onlar Amerikalılar kadar bol ve kaliteli görüntüler yayımlamadıkları için videomuzda maalesef bahsedemedik. İçinde bulunduğumuz yıllarda roket fotoğraflama işini şirket ve ajanslar dışında kişiler de yapmaya başladı. Hatta bazıları şirketlerle anlaşarak canlı yayınları beraber yapıyor. Ve dürüst olmak gerekirse John Krause gibilerinin çektiği fotoğraflar resmi kaynaklardan daha iyi. Umarız uzay çağında yolculuğun da en büyük hayallerinden biri olan roketin yakınından yayın yapmak ve fotoğraflamak gibi güzel hayalleri aramızdan birileri gerçekleştirir. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.